Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Piyasada güvenlik zafiyetleri ve mevcut sıkıntılar üzerine konuşacağız. Aynı zamanda tabii ki bu mevcut sıkıntılardan muzdarip altcoin'lerden bahsedeceğiz diyelim. Eğer vakit kalırsa alınabilecek iyi yapay zeka projeleri listesinde de ilerlemeye çalışacağız. Uyarı yayınlandı. Bu altcoin güvenlik açığı içeriyor. Şu güvenlik açığı dediğiniz şey zaten yıllar boyunca piyasadaki bir kanayan yara olarak devam etmiştir ve bu şekilde süre gelmiştir. Bunlar azımsanacak şeyler değildir. Bu konudan dolayı çok fazla proje batmıştır. Çok fazla insanın varlıkları, fonları bakınız ki çalınmıştır. Şimdi güvenlik zafiyeti nedir? Bir kere bundan bahsetmek lazım. Güvenlik zafiyetleri üzerinden ne oluyor? Hackerlar vesaire giriş gerçekleştirerek maalesef ki fonlara erişiyor. Hatta Terra vakası yaşandığında ilk olarak bunun bu şekilde olduğu öne sürüldü fakat bu şekilde değildi. Yani hiç hackingle alakalı hiçbir durum Terra vakasında hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Bu yalnızca bir şehir efsanesidir. Zannedildi ki kişi girdi ve erişerek Terra'nın işte Luna'nın arzını arttırdı falan. Hayır, olay o değildi. Olay doğrudan doğruya bizzat ekibin USDT tarafındaki kaymayı tutabilmek için denk gelen teminatlandırılması gereken mevcut arzı fiyatın kaymasından dolayı arttırmasından geçiyor. Mesela Terra demişken, Terra Classic demişken, Terra Classic bu zafiyeti göstermiş bir yapıdadır. Çıkmadan, daha çıkmadan aylar önce bu zafiyetle alakalı ve hacklenebileceği üzerine uyarmama rağmen Terraport maalesef ki hacklendi ve yatırımcıların büyük ölçüde fonları çalındı ve Terraport'ta aylardır beklenen bu proje tamamen sıfırlanmış oldu diyebiliriz. Yani çıkmasıyla bitmesi ne yazık ki bir oldu. Dolayısıyla aynı zamanda Terra'da, Terra Classic'te her ikisi de büyük ölçüde zafiyet gösteren, dolayısıyla kurumsal ilginin ve piyasadaki güven ortamının sağlanamayacağı iki projedir. Konuyla alakalı yine Solana projesi ve Solcoin. Solcoin bu sezon iyi yükselişler vaat ederken ne yazık ki durduruldu haberleri ve ağın ciddi anlamda güvenlik zafiyeti içermesi sebebiyle uzun vadede sürdürülebilir bir proje değildir. O yüzden uzun vadedeki tutmalardan kaçınmak gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda CZ ve Binance tarafı da benim gibi düşünüyor olacaklar ki Solana coinlerinin tamamına ambargo uyguladılar ve delist ettiklerini zaten geçtiğimiz vakitlerde açık bir şekilde gördük. Aynı ilavaki Sandbox projesi bu zafiyetleri üzerinde barındırmaktadır maalesef. Sandcoin de Sol gibi bu sezon fırsat gördüm ve yükseliş beklememe rağmen ne yazık ki dünya genelindeki tutunumu tıpkı Solana gibi gerçekleştiremeyeceği çok açık bir şekilde barizdir. Sürekli hacking vakaları Metaverse'ün Solana'sı dememdeki sebep de budur. Ağı çok zayıftır ve kullanışsızdır. Dolayısıyla Sant'ta da aynı sıkıntının olduğunu açık bir şekilde belirtebilirim. Devamında SushiSwap bir hacking yaşamış taraflardan bir tanesidir. Hatta konuya ilişkin Shiba Swap'in de bunun hard fork'u olması bir takım spekülasyonlar doğurmuştu. Hard fork olabilir fakat üzerine sonradan çalışmalarla birlikte zafiyetler giderilebilir. Dolayısıyla bu da yalnızca fut haberde kalmıştır. Bunu da belirtmek isterim. Bunu Sushi'de bu sıkıntının olduğunu söyleyebilecekken Shipcoin'de bu sıkıntının olduğunu söyleyemeyiz. Hatta şimdiye kadar güvenlik konusunda iyi bir şekilde ilerlediklerini de ifade edebilirim. Aynı zamanda DEX yapıları, swap mekanizmaları daha çok konuyla alakalı borsalara göre çok daha düşük seviyededirler. Büyük ölçüde güvenlik zafiyeti içermektedirler. O yüzden her zaman söylüyorum, DEX'lerde, DEX yapılarında swap'ler üzerinde oynamayı hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Çünkü bunlar hacking'e çok müsaittir. Borsalara göre de bu ihtimal çok çok daha yüksektir.
Güvenlik durumu bu şekilde olacaktır. Yakın zamanda bir siber güvenlik şirketi tam 120 tane altcoin'i belirleyerek demiştir ki bunlarda güvenlik zafiyeti var. Bunların içerisinde hayli bilinen Dogecoin, Litecoin gibi ünlü projeler de bulunmuştur. Bunları raporlamaları üzerine ekipler gereken durumu gerçekleştirmiştir. Vaktiyle Binance üzerinde de bir vukuat olmuş. Daha doğrusu şöyle, Jump Trading şirketi ki kendileri Shiba'nın en büyük balinası olmasıyla bilinir. Toplamda 9 trilyon adet shitcoin tutmaktadırlar. Yakın zamanda da ABD pazarlarından ayrılmışlardı. Binance içerisinde bir güvenlik zafiyeti tespit ederek bunu yetkililere bildirmek suretiyle CZ tarafından da teşekkür almışlardı. Mesela Uniswap'le Binance üzerinde de benzer vakalar oldu. Tuttular işte Binance tarafından CZ dedi ki Uniswap hacklendi vesaire. Fakat bunun sadece bir kontrol çalışması olduğunu ve kendileri tarafından ağın test amacıyla yapıldığı bildirilmesi üzerine FUT haber yaydıkları için böyle bir drama çıkmıştı. Aynı zamanda şu anda Tron için de benzer şeyler söyleniyor. Yani bunlar dediğim gibi maalesef olabiliyor. Bu arada Tron'daki biraz daha şeye kayan yani FUT habere kayan tarzda zafiyetler var ama ortada bir hacking vakası yok. Anlatabiliyor muyum? Bunlarda uzak durmak gerekecektir. Bakın tekrar ediyorum. DEX'lerde ve swap yapılarında fonlarınızı tutmayınız. Uniswap, PancakeSwap hepsini tek tek saymama gerek yok. Güvenli, güvenilir büyük borsalar üzerinde kalmanız gerekecektir. İkincisi bu ve bunun gibi zafiyet içeren coinleri, yapıları zafiyet içermekte olan coinleri, vukuatlı dediğimiz, ağı hacklendi dediğimiz mesela Rose, Oasis Network de bunların içerisinde. Altcoin'ler tarafında çok fazla uzun vade düşünmemek gerekiyor. Zira başına bu gelen işte şu şöyle durduruldu, işte ne bileyim böyle hacklendi falan Euler Finance tarzında bunların olmaması gerekiyor. Olduktan sonra ne yazık ki toparlanamıyorlar. Kısa vadedeki fiyat düşüşünü tamam doğru egale ediyorlar ama uzun vadedeki kurumsal ilgi inanılmaz derecede düşüyor. Ortaklıklar işbirliği babında kullanılabilirliği çok ciddi anlamda azalıyor. Çünkü piyasadaki devler tarafından büyük ölçüde bir güven ortamında kırıklık yaşanıyor. Solana'daki eliminasyon hikayesinin de ana unsuru aslında budur. Mesela Aptos tarafı da konuya ilişkin çok iyi değil. O yüzden Ethereum'un güvenli olması üzerine katman çekilerek bu kadar tercih edilebilir bir kullanım öne sürüyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese.